son 22 yıldan bu yana mevzuatımızda çok önemli iyileştirmeler yaptık. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret, Hukuk Mahkemeleri hepsi yenilendi. Yalova'da Adalet Sarayı Ekizmet Binası açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Sunç, son 22 yılda mevzuatların günümüze şartlarına istinaden güncellendiğini altını çizerek mevzuatımızda çok önemli iyileştirmeler yaptık. Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu hepsi yenilendi. 80 yıldan bu yana uygulanan artık toplumun ihtiyacına cevap vermeyen yenilenmesi gereken mevzuatın tamamını son 22 yıl içerisinde yeniledik. 2005'te Ceza Kanunu, sonrasında Ceza Mahkemesi, Borçlar, Hukuk Mahkemeleri bunların üzerinde de neredeyse 20 yıl geçti. Bu süreçte toplum değişiyor, yeni suç tipleri ortaya çıkıyor, internet çağındayız. Dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle, ticaretin gelişmesiyle, insanların ihtiyaçları da farklılaşmasıyla bu kanunların güncelleme ihtiyaçları doğdu. Bu güncellemeyi de gecikmeksizin bugüne kadar gerçekleştirdik şeklinde konuştuk. 80 yıldan bu yana uygulanan, artık toplumun ihtiyacına cevap vermeyen, yenilenmesi gereken bu temel mevzuatın tamamını son 22 yıl içerisinde yeniledik. Tabii bu 22 yıl içerisinde 2005'te ceza kanunumuz, sonrasında işte ceza mahkemesi, sonrasında borçlar, hukuk mahkemeleri, bunların üzerinden de 20 yıl geçti neredeyse. Bir kısmının üzerinden 10 yıl, bir kısmının üzerinden 15 yıl geçti. Tabii bu süreç içerisinde de yine toplum durağan değil. İhtiyaçlar gelişiyor, yeni suç tipleri ortaya çıkıyor. İnternet çağındayız, sosyal medya çağındayız. Dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle İnsanların, milletimizin ihtiyaçlarının farklılaşması, ticaretin gelişmesi nedeniyle de bu kanunlarımızda yeni güncelleme ihtiyaçları doğdu. Tabii bu güncellemeyi de gecikmeksizin hep bugüne kadar gerçekleştirdik. Yargı reformu strateji belgeleriyle planlı şekilde yaptık bunu. 2009'da yargı reformu strateji belgemizde çok sayıda yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirerek yasalaştırdık. 2015'te ikincisi, 2018 yılında da üçüncüsü hayata geçti ve o süreç içerisinde hem vatandaşlarımızdan gelen hem de uygulayıcılarımızdan, akademisyenlerimizden, bilim insanlarımızdan aldığımız görüşlerle mevzuatımızı ihtiyaca cevap verir hale getirmenin gayreti içerisinde olduk. Tabii geldiğimiz noktada şimdi sıra dördüncü yargı reformu strateji belgesinde. Türkiye yüzyılının yargı reformu belgesi olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız şu dönemde özellikle toplumun ihtiyacına cevap verecek olan çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmeyi inşallah önümüze hedef olarak koyacağız ve kısa, orta, uzun vadeli hedefler şeklinde yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Burada özellikle suç ve suçluyla mücadelede topyekün milletçe hareket etmeliyiz. Çocuklarımızı korumalıyız, gençlerimizi korumalıyız. Özellikle internet çağındayız. Sosyal medyanın da etkisiyle özellikle bazı suç tiplerinde artış olduğunu üzülerek görüyoruz. O nedenle gerek dolandırıcılık suçları, gerek bilişim yoluyla işlenen farklı farklı suçlar, tüm bunlarla hep beraber mücadele edeceğiz. Güvenlik güçlerimizle, polisimizle, jandarmamızla, kolluğumuzla ve yargı teşkilatımızla beraber suç ve suçluyla mücadele ederek toplumun huzur ve güvenliğini bozan suç şebekeleriyle hukuk düzeni içerisinde, hukukun üstünlüğünü de esas alarak gecikmeksizin bunu inşallah gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii sürekli eleştiri konusu olan, özellikle bazı suçlarda alt sınırların çok aşağıda olduğu yönünde bilim insanlarımızın, hukukçularımızın da görüşleri var, uygulayıcılarımızın da var. O suç tipleriyle ilgili olarak bir takım düzenlemeler yapılabilir. Kadına şiddet ve çocuk istismarı suçları konusundaki hassasiyetini belirten Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü. Yine denetimli serbestlik uygulamaları ile ilgili olarak bazı sınırlamalar getirilebilir. Tüm bunları biz alternatifli olarak koşullu salıverme süreleriyle ilgili, özellikle çocuk istismarının önlenmesi, kadın cinayetlerinin en aza indirilmesi, yok edilmesi konusunda özellikle çok hassasız. Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızı korumalıyız. Kadınlarımıza yönelik
her türlü kötülük insanlığa ihanettir. Çocuklarımıza yönelik her türlü kötülük yine geleceğimize ihanettir. Çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler çocuklarımız. Her birinin elinde cep telefonları ve o cep telefonlarıyla maalesef karşılarında kimliğini gizleyen suç şebekeleri. O nedenle siber suçlar bakımından da artık çok daha etkili. Nasıl polisimiz devriye geziyor, fiziki olarak sokakların güvenliğini sağlıyorsa, yine sanal dünya, özellikle kimliğin gizlendiği, gizlenerek suçların işlendiği o dünyada da artık devriyelerimizi daha da artırarak hukuk içerisinde onlarla da mücadele etmeliyiz. O alandaki mücadele biraz kolay değil. Çünkü kimliğini gizleyerek, uluslararası sosyal medya şirketlerinin yargı kararlarını uygulama noktasındaki çekimserliği ve sorumsuzluğu da diyebiliriz. Ama biz o şirketlere de şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin kurallarına bizim vatandaşlarımız, bizim şirketlerimiz uyuyorsa, siz de bu ülkede hizmet veriyorsanız, o zaman bu ülkenin imkanlarıyla, bu ülkenin insanlarına hizmet veriyorsanız, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk kurallarına, kanunlarına da sizler uymak zorundasınız.